Bugün 25 Şubat 2023. Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak köyleri dolaşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce Azad Altay arkadaşımla birlikte köylere gidiyorduk. Şimdi de Payiz arkadaşımla birlikte gidiyoruz. Kizirli köyüne gideceğiz. Kizirli yolu, Gölbaşı yolu üzerinde bir köy. Ve burada aslında ciddi bir hasarın olmadığını duymuştuk ama bu taraflara gelmişken oraya da uğramak istiyoruz. Abdolar Obası da varmış. Kizirli ve Abdolar Obası bu yol üzerinde. Bakacağız durum nedir burada. Amca merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen iyi misin? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Nereye gideceksin? Bırakalım seni. Yok, ben... Ha, yürümek istiyorsun. Evet. Burası Abdolar Obası mı yoksa? Kizirli. Kizirli burası. Kizirli'de yıkım falan var mıydı, yıkılan bina? Yok. Yok değil mi? Yani ama hasarlı olan var herhalde. Kaç hane var Kizirli'de? 100 var. 100 var. Can kaybı da yoktu çok şükür. Çok iyi amca. Biz gazeteciyiz. Öyle bir görelim Kizirli'yi dedik. Onun için. Ne? Diyarbakır'dan geldik. Görevi ne? Gazeteci. Gazeteci. He. Evet. He. İyi, madem gelmiyorsun, yürümek istiyorsun, biz gidelim. Güzel. Var değil mi? Köy bu tarafta devam ediyor. Devam ediyor. Abdolar Obası ileride. Daha ileride. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum amca. Evet. Sağ olasın. Evet, Kizirli. Amcanın da belirttiği gibi aslında yıkımın ve can kaybının olmadığı bir köy. Az önce bağlı Gölbaşı yolu üzerinde. Kizirli'de aslında evler birbirine uzak inşa edilmiş. Her bir ev bir bahçenin içerisinde gibi görünüyor. Bahçesi olan bir köy. Evet, şu ana kadar böyle ciddi bir zarar görmüş bir eve de denk gelmedik. Evler zaten yeni inşa edilmiş gibi. Çoğu yani uzun ömürlü evler değil. Yüzden fazla evin olduğu, hanenin olduğu bir köy. Evlerin topluca bulunduğu bir nokta burası. Ve burada da şimdiye kadar gözümüze ilişmiş herhangi yıkılmış bir ev yok. Zarar görmüş, ciddi zarar görmüş bir ev yok.
Hemen yukarıda sanırım duvar çökmüş, bir istinat duvarı olabilir. Şu eski evin duvarı çökmüş. Onun dışında, yani bu bizim gördüğümüz ilk yapıydı herhalde zarar gören. Abla merhaba, geçmiş olsun. Sağ olun. Burası da hala Kizirli mi yoksa Abdolar Obası mı? Yok, Kizirli. Kizirli hala. Hı. Abdolar Obası daha mı? Evet, ileride? Daha öte. Yani köyünüzde ben çok yıkılan bina görmedim. Çok güzel. Var var çok. Bizim köy ağır hasarlı işte. Evet. Şimdi dediler girmeyin işte. Biz çadır kurmuşuz, çadırda duruyoruz. Hı hı. Bugün 20. gün. Hı-hı. 20 gündür çadırdasınız. Hı-hı. İşte dağ var içeride, inek içeride. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Bağa gidecek dağ var, yeri yok. Evet. Sizin eviniz dışında şu ev mi ağır hasarlı? Şey. Yeni yapmışsınız sanki. Bunda bir şey yok, arkada oturuyoruz. Ha, arkada oturduğunuz. Evet. Hasarı çok. Ha, bu deponun olduğu bölge hayvanların kaldığı yer. Orası sağlamdır. Evet. Ama sizin oturduğunuz yukarıda ağır hasarlı. Evet, ağır hasarlı. Anladım. Çok bizine geçmiş girmeyin. Olsun. Evet. Bize de imza attırdılar. Dediler şey yapın. Bir şey olursa biz sorumlu değiliz. Ha. Biz dedik nereye gidelim? Ha, yerimiz yok. Evet. O imza attığınız kağıdı verdiler mi size yoksa kendi verdiler. Yanınızda mı? Hı-hı. Görebilme imkanımız var mı acaba o kağıdı? Görürsünüz, askerler geldi yaptılar. Jandarma Hı-hı. geldi. Şeyin üzerinde mi astılar? Kapıya astılar. Ha, ben evet. Bir park edeyim arabayı, bir bakayım ben teyze. Tamam. Oturanlar var ama şimdilik. Evet. Geceler evde yatmıyorlar. Evet. Hepsi çadırlardalar. Evet. İşte bizimkine şerit çektiler. Biz içeri giriyor yemek için. İşte dağır yemlemek için. Yoksa yukarı çıkmıyor. Ha, evet. Çadırda kalıyor. Çadırımız da bura. Evet, Kızılay çadırı gelmiş. Kaç gündür çadırdasınız? 20 gün oldu. 20 gün dışarıdayız oldu. Dışarıdayız işte. Evet. O kardan beri dışarıdayız. Deprem günü kar vardı zaten. Evet. İkinci günde yine kar yağıyordu. Evet. Bir bakalım biz o yazıya. Başka köyde de gördük. Yani böyle insanlar mecbur orada kaldıklarını söylüyorlardı. Zaten ben hasta da oldum. Korktum. Sallandı, çok korktum. Abi barkodu da bakalım. Evet, o barkoda okutunca şey yazıyor, ağır hasarlı. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Yıkılacak, ağır hasarlı evet. Diye. Girmeyin, evinizi boşaltın dedi bize. Gördüğünüz işte, bilmiyorum. Bak, bizim arkadaşı. Evet. Çocuklar da içeride. İçeride çok var. Evet. Yo, tahmin edebiliyorum. Ha. Bu mesuliyet kağıdını kendileri götürdü değil mi yanlarında? Evet. Sadece dediler ki yasaktır. Hı-hı. Ama siz girseniz de kullansanız da bir şey olursa mesuliyet size aittir diye evet. imza attınız. Hı-hı. Evet. Çok geçmiş olsun abla. İsminiz neydi? Hatice Karakaya. Hatice Karakaya. Hı-hı. Çok geçmiş olsun. Sağ evet, Kizirler. Yüzden fazla hanesi olan bir köy. Evde, hı-hı. köyde ağır hasarlı evler var. Bu ev de onlardan biriydi. Şöyle göstereyim.
yüksek bir noktada konumlanmış. Önünde de dağlar olan bir köy. Güzel bir köy ama insanlar 20 gündür bu köyde dışarıda yatıyorlar, çadırlarda yatıyorlar. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bir köydür. Evet. Yine bağları var. He. Ama bu bağ deprem bitti, nedeniyle... Bu da bağ da evet. Yok. Biraz fıstık dikmişik, daha küçükler. Evet. Evet, burada mesela yıkılan evler var. O evde yaşayan yoktu sanırım. Evde yaşayan yoktu. Evet. Deprem sırasında var mıydı kimse var, için? Var vardı. Bu eşyasını götürdüler. Ha, eşyasını götürdüler. Evet. Hı-hı. Deprem sırasında doluymuş o ev. Duvarları tamamen çökmüş. Hı-hı. Yine böyle. Yeni yapılarda aslında çok büyük bir sorun göze çarpmıyor. Hı-hı. Ama bizimki yine de... Bizimki de 30 yıllık. Evet. 30 yıllık bir evmiş burası da. Buraya 3 yıl oldu yaptık. Ha şimdi bu bölüm bu bölüm için yok yıkım kararı değil mi? Sadece oturduğunuz ev oturduğumuz için. Oturduğumuz yer, bir de içeride işte denek var, davar var. Evet. İçeride de var, dışarıda evet. Da var. Evet. Kizirli'de durum böyle. Çok teşekkür ediyorum abla. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. İsteniz yaparız. Vallahi teşekkür ediyoruz. Biz gidelim, daha gideceğimiz yerler var. Ali ava khaniwa? Ha bu khaniwa. Are. Yani ama kirazine ya na khaniyemezi. Biz Antep'teydik işte, geçinemedik. Buraya geldik. Dedik burada biraz kendimizi topla. O da deprem bizi mahvetti. Evet. Şimdi çadırdasınız. 4 çocuğunuz var. Ha şu araba. Şu romoklun içerisinde. Evet. Bakabilir miyiz? Bakabilirsiniz. Size zahmet. Yıkım evet. Emri gelmiş. Kayınbabamkine yıkım emri gelmiş. Hı hı. Bizimki zaten toprak çökme yapmış. Evet. Tavanda sıkıntı var. Onun için girme yasa. Aşırlar yönünün eşim ayarladı da. Çocuklarla kalıyor ama sıkışıyoruz. Evet. Şükür 4 çocuk. Allah başlasın. Evet, romork kasasına branda çekilmiş. İçerisinde bir soba. 4 çocukla birlikte. İsminiz neydi abla? Sibel Ökenek. Sibel Ökenek, 4 çocuğu ve eşiyle birlikte bu romorkun içerisinde 20 gündür kalıyorlar. Abi, siz çadır için başvurmadınız mı? Başvuru yaptık abi. Her zaman ha bugün ha yarın, dün bir tane geldi. İşte bugün Allah kısmet ederse sokmayacağız. İyi, çok güzel. Öldük yani 20. Yani. Gün çadır gelmiş neyse ki yani. Aynen. Defalarca başvurmuşlar. Evet. Yeni çıkmış çadır, dün gelmiş kendilerine. Bugün itibariyle o çadırı kuracaklar. Burayı da belki depo olarak eşyalarını yani tekrar işte koyarlar ama 20 gündür abi bu işte romorkun içerisinde çocuklar 4 çocukla oldu. Birlikte. Biri kalp rahatsızlığı, biri astım rahatsızlığı. Evet. Yani. Bebek de var sanırım değil mi? Bu küçük bir tane... kız da benim. Evet. Allah bağışlasın. Evet. Çok geçmiş olsun abla. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun gelin oturalım. Valla sağ olun, biz devam edelim. Sonra inşallah başka bir zaman biraz. İnşallah beklerim. Yolumuz tekrar düşerse uğrarız biz. Evet, Kizirli köyü böyle. İnsanlar evlerine ağır hasar raporu verilmesine rağmen girmek zorunda olduklarını söylüyorlar. Burada da kendilerine belge imzalatılmış, herhangi bir şey olması durumunda herhangi bir mesuliyetin kabul edilemeyeceği yönünde. Şimdi buradan Abdolar Ovası'na gideceğiz. Orada da yaklaşık 40 hane olduğu söyleniyor. Orada da can kaybı yokmuş neyse ki. Ama biz orayı da bir görüp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii burada bugün hava güzel. Gökyüzü de çok temiz.
masmavi gökyüzü, bembeyaz bulutlar. O yüzden yolda giderken de göstermek istiyorum. Kayıttan onun için çıkmıyorum. Evet, burası da Abdolar Obası. Burası 30-40 haneli bir köy. Köyde herhangi bir durum yok. Olumsuz bir durum yok. İnsanlar bir kısmı zaten evlerinde yaşamaya başlamışlar. Böyle. Yani Kizirli ve Abdolar böyleydi. Şimdi biz başka köylere doğru yol alıyoruz. Evet, bugün 25 Şubat 2023. Depremin 20. günü ve köyleri dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Şanlıuşağı'na gidiyoruz. Şanlıuşağı Pazarcık ilçesine bağlı bir köy. Hemen göl başına giderken solda, yani Pazarcık'a yaklaşık 15 kilometre çıktıktan sonra solda kalıyor.
Çallıuşan'da evler görebildiğimiz kadarıyla ayakta sağlam. Zaten yeni yapılara benziyorlar. Sanki yeni bir köymüş gibi. Öyle bir görüntü var. Hem yolun sağında hem solunda yapılar var. Bizim görebildiğimiz yıkılmış ya da duvarları dökülmüş bir yapı yok. Çok büyük bir köye benziyor. Birilerini görürsek köy hakkında biraz bilgi alırız. İnsanlar evlerinde görünüyor. Onlarla konuşacağız. Merhaba gençler. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Vallahi o kadar köye uğradık. Hiç bu kadar genci bir arada görememiştik. O yüzden sizleri gördük, mutlu olduk. Şallıuşak burası değil mi? Evet. Kaç haneli bir köy burası hocam? Şu anda mı? Evet. Yani toplam kaç ev var burada? Toplam 300-400 ev var. 300-400 ev var. Büyük bir köye benziyor, evet. Dolu mu evlerin tamamı yoksa bir kısmı mı? Bir kısmı dolu. Bir kısmı dolu. Çoğu yurt dışında. Çoğu yurt dışında. Yıkılan bina hiç biz rastlamadık. Var ama yıkılan, yıkılan yok. Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet biz yani ilk defa bir köyde bu kadar genci bir arada gördük gerçekten. Burada yıklan bina yok. Yaklaşık 400 haneli bir köy olduğunu söylüyorum. Çok büyük bir köye benziyor. İşte yaşıyor. Evet, aslında bugünkü bu köyleri göstermemizin bir nedeni de fay hattının geçtiği noktalar filan olmayabilir. Farklı etkenler de etmenler de olabilir ama sağlam yapılar depreme dayanabiliyor. Yani bunu biz hem Pazarcık ilçe merkezinde hem gezdiğimiz dolaştığımız köylerde hem göl başında hem Dulkadiroğlu köylerinde hem Türkoğlu köylerinde hem Çağlayan Cerit köylerinde gördük, gözlemledik, deneyimledik, sizlere de gösterdik. Yani o yüzden aslında bugün gittiğimiz Kizirli, Haydarlı ve Şallıuşak köylerindeki bu durum bize herhalde bir şeyleri
gösteriyor. Yani yapıların sağlam yapılması, temellerinin sağlam oluşturulması, kolonlarının gereken özen ve ehemmiyetle yapılması yapıları koruyor. Duvarlar çatlayabilir, patlayabilir. En azından yapının ayakta kalmasını sağlıyor. Uzman değiliz. Uzmanların görüşleri bu noktada vardır. Dile getiriyorlar ama bizim en azından gezdiğimiz bu köylerdeki görüntüleri muhtemelen kendileri de izlemiş olabilirler. Ve kendilerinin de argümanlarını destekleyen görüntülerdir diye düşünüyoruz. Evet, diğer mahalleye, yukarı mahalleye gidemeyeceğim. Döneceğim. Şallı uşağını gördünüz. Genelde burada evler öyle. Hasarlı evler var ama yıkılan ev yok. Can kaybı yok köyde. Orada iş makinesi kayayı oyuyor. Muhtemelen orada da yeni bir evin inşasına başlanacak. Burada evlerin büyük bir bölümü belli ki yeni yapılmış. Yine yeni yapılacak olan evler için alanlar açılmış, oluşturulmuş. Bunlar da bu depremden sonra muhtemelen çok daha sağlıklı yapılacaktır. Yani daha öncekilere oranla biraz daha özen gösterilecektir. Bu yıkım görüldükten sonra. Şallı Uşağı'ndan da bizim aktaracaklarımız bunlardı. Biraz yolu ve doğayı göstererek bu videoyu da tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Evet, bugün 25 Şubat 2023, depremin 20. günü. Hemen Gölbaşı ilçesi, yani Adıyaman Gölbaşı ilçesi ve Pazarcık arasında bulunan Haydarlı köyüne geldik. Bu aslında sapasağlam bir köy. Bu köye geliş nedenimiz, yani evler sağlam yapıldığında aslında depremle baş edilebileceğini göstermek için. Burada Hasan arkadaş var bu köyden. O biraz hem köyünü hem de obalarını bize anlatacak. Merhabalar. Tekrar merhaba Hasan arkadaş. Köyümüz 4 tane obası var. İşte Sorkun obası. 5 evler. Kolalar deriz. Serpenolar Karakondur. Gündüzer ve Cerro obası. Kendi köyümüz Haydarlı Halıkondur. Merkez üstüne abi yaklaşık 20-25 kilometre. Gölbaşı ile Pazarcık'ın tam ortasında. Çok şükür köyümüzde bir sıkıntı yok. Evlerimizde ağır hasar da yok, hatta hasarsız da diyebiliriz. Bir sıkıntı yoktur köyümüzde. Evet, köyün hanesi sayısı ne kadardı buranın? Hane sayısı kendi orta obası, yani asıl merkez olan 100 hane. Diğer obalarda 15-20, iki obamız da 40'ar hane. 40'ar hanelik. Evet. Evet. Çok şükür obalarımızda da bir sıkıntı yoktur. Can kaybı da yok. Aynen. Böyle can yıkılan, kaybı, enkaza evet. Dönüşen ev de yok. Yok, yapı da yok. Yok. Ama Pazarcık'ta göl başında olan işte köylerimizden kaybettiklerimiz var. Yakınlarınızdan. Evet. 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 Evet, maalesef yani hani kaybın olmadığı köylerde de
can kayıpları var ama onlar da ya göl başında oturuyorlardı ya Pazarcık'ta oturuyorlardı. Ama sevindirici olan Haydarlı köyünde ve dört obasında da en azından yıkılan bina yok, can kaybı yok. Biz şimdi köyün içerisini dolaşacağız. Evlerin nasıl ayakta kaldığını, bazı evlerde nasıl tek bir çatlak dahi olmadığını sizlere daha yakından göstereceğiz. Zenginlikten dolayı işte çoğumuz halen çadırlarda. Evet, 20. güne rağmen o, çünkü artçılar devam ediyor bazen. Devam ediyor, evet. Biraz hafif tedirgin bu konuda. Evet. O yüzden çadırlarımız var, çadırlarda da kalıyoruz şu anda. O şekilde geçiyor. Bakalım çok inşallah. İyi. Çok iyi. Sizin çevre köylerden köye gelen akrabalarınız, yakınlarınız, dostlarınız oldu mu? Hani burası daha sağlamdır diye. Gelen oldu tabii ki canım. Bizimle beraber kalan halam Bil var, Antep'ten geldiler. Evet. İyiler, onların evlerinde de bir sürü. Köyümüzde şu an bayağı kişi geldi. Yani Antep'ten, Gölbaşı'dan, Pazarcık'tan bayağı gelen var köyümüzde. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Yani onlar da burada çünkü hani köy biraz daha güvenli merkezlerine, evet, daha güvende hissediyor insanlar. Çok çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz Hasan arkadaş. Memnun olduk sizi tanıdığımıza. Evet, köyün içerisinde dolaşacağız. Yapıları da sizlere göstereceğiz birazdan. Evet, şimdi Haydarlı köyünün içini dolaşıyoruz. Buradaki yapıların sağlamlığını sizlere göstereceğiz. Evet, burası Haydarlı Halikon. Burada çok güzel bir köpek var hemen yapının içerisinde. Evet, burası Halikon, yani Haydarlı. Burası Pazarcık ve Gölbaşı ilçeleri arasında bulunuyor. Her iki deprem bölgesine de aslında yakın. Yani depremin ağır yıkıma neden olduğu her iki ilçeye de yakın. Ancak bu köy yapıları sapasağlam ayakta. Sadece eski 2-3 yapıya orta hasar raporu verilmiş. Onun dışındaki yapıların tamamı sağlam rapor almış. Biz de görüyoruz, neredeyse evlerde çatlak bile yok. Ama tabii köyde yaşayan insanlar hala, yani 20. günde dahi çadırlarda kalıyorlar. Hala artçılar devam ediyor. Depremler devam ediyor. O yüzden insanlar korkuyor. Gecelerini çadırlarda geçiriyorlar. Gündüzleri evlerin içerisinden ihtiyaçlarını gidermeye çalışanlar oluyor tabii. Biz Hasan'dan gereken bilgileri aldığımız için böyle köyün içerisini gösteriyoruz. Birilerini görürsek belki biraz onlarla da sohbet ederiz, konuşuruz ama bulamasak da. Evet, orada güzel güzel oğlaklar var, çocuklar var. Oğlakların peşinde. Halikon, yani Haydarlı, yüz haneli bir köy. Ve bu köyde yapılar sapasağlam ayakta. İnsanlar depremler devam ettiği için çadırda yaşamaya devam ediyor. Köy hemen Adıyaman il sınırı tabelasının göründüğü noktaya çok yakın. Ve Gölbaşı'ndan, Adıyaman Gölbaşı ilçesinden Pazarcık'a giderken hemen yolun kenarında yüz haneli bir köy. Ve bu köyde bırakın duvarları çökmüş, ağır hasarlı yapı bile yok.
eski yapılardan 2-3 tanesine orta hasar raporu verilmiş. Onlar için de yıkım kararı yok. Ah başa. Günde av çi obayı navi Kurdici yugamı biçine? Ava Serpan obası. Serpan obası. Bu Kurdici navi Pumanji. Kırıkon ama Haydarlıya. Kırıkon. Greda Haydarlıya. Av darı Haydarlıya. Gişt Haydarlına. Av gı mezra bu vigondina. Bale bale. Bale. Alursi mal gerbuna ta gut. Are. Başa. Spas tkem lugunde ve ego gerbu bun tine bun. No la ve gundi tönün ekilo gundi hun gerbi ya. Dose ka gelo bi gundi gerbi ne işte. E hana yoni ufak defek hana. Bale bale. Başa. Hasar para la ver. Are hasar he ya. Hasar ha. Hunu bazen işte hasarlı pırın yoni. Daka daha zedatırın. Bale ama yani hasar bivi ava. İşkoy khani divare wan khrab bun. Divare wan khrab bina. A kolon en wan stunen wan sağlamın. Ha stunen wan sağlamın işte. Bale. Az hasarlı çok hasarlı. Bale bale. Baş baş spas mal ava. Oldu ki aki. Karın meska. Serç ava. Tijil kvarın meyzeka. Evet. Yani zarar var dediklerinde tabi evlerin içerisinde duvarlar her yerde patlamış. Burada da varmış öyle duvarı patlamış evler ama kolonları sağlam yaptılar. Bak dışarıdan da bakınca biz şu ana kadar görmedik yani. Çatlak dahi görünmüyor. Tabii insanlar o travmayı yaşadıkları için evlerinin içerisinde o çatlayan duvarları gördükleri için hem çekiniyorlar, korkuyorlar içeriye girmeye. Hem de birçok insan sağlam rapor verilse dahi evlerine o evlere girmekten imtina ediyor şimdilik, korkuyor. Çünkü depremler devam ediyor. Yani ancak bu depremler durulursa, artçılar durulursa, bir süre insanlar depremi unutmaya başlarlarsa belki gönül rahatlığıyla otururlar ama aksi takdirde oturmaya başlasalar bile muhtemelen o korku devam edecek. Biz şimdi Serpen Obalara gidiyoruz. Orada 3 evin yıkıldığı söyleniyor ama orada da can kaybı yok. Yani orada da can kaybı yok. Bu köyleri, Haydarlı köyünü ve köylülerini sevindiren bir olay. Evet, karşıda gördüğünüz Krikon, yani Serpen Obalar, Halikon'a bağlı bir oba. Haydarlı köyüne bağlı bir oba yani. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Orada 3 evin yıkıldığı söyleniyor ama can kaybı yok. Evet, yıkılan binalardan biri burasıydı. Krikon Obası'nda Serpen Obalar. Merhaba Mamu. İyi misin? Nasılsın? Sağ olun baba. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Can kaybı yok umarım sizin obada. Ya hiç can kaybı yok. Çok iyi. Can kaybı yok. Çok iyi. Krikon'du değil mi burası? Krikon. Ha, Krikon. Krikon. Ha. Ha. Böyle emci Diyarbakır hatınam Kurmancın. Öyle mi? Eri. Eri, eri. Eri. Diyarbakır'ı bırak hadi ya. Ben. Ona da gitti. Eri. O deriz çok. Bu da böyle sırf oldu orada. Maalesef. Ne yapalım? Allah'tan gelen abi, sen bir
Benim nişende yerim yurdum yok. Ev boşalacak. Bir kardeşim 2-3 tane dolap var, şu var bu. Ben nereye taş? Şaştım kaldım. Sizin ev ağır hasarlıdır. Çok feci. Evet. Çok feci. Ağır hasar. Çok feci. Ki yalnız mı yaşıyorsun sen? Hayır. Hanımla yaşıyorum. Boşa diyorlar içeri işte. Bunlar burayı da yıkacaklar buralar. Evet. Senin ismin neydi amca? He? İsmin neydi sen? Novetaçya. Novetaçya. Hüseyin abi, Hüseyin. Devletten nüfustan benim ismim Hüseyin. Hüseyin soyadın? Hazar. 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 Hüseyin Hazar amca eşiyle birlikte yaşıyor. Tabii Kriko'dan evleri ağır hasarlı ve yıkılacak maalesef. O yüzden eşyaların çıkarılması gerekiyor. Çadırın var mı? Çadırın var mı? Yok çadırım. Bana bir tane verdi, çocuk kuramadı. Orada ben şeyde yaşıyorum ya. Ben Kani Dağı'na gidiyorum burada. Sabah gelip akşam gidiyorum. Evet. Bir araba kiralamışım. Çocuk götürüp getiriyor. Çok geçmiş olsun amca. Sağ olasın. Hüseyin amca. Allah çok razı geçmiş olsun. Olsun. Sağ olasın. Evet. Sağ olasın. İşte köyde tek teselli noktası can kaybının olmaması ama Hüseyin amca yalnız eşiyle yaşıyor ve evi ağır hasarlı. Evi yıkılacak. Eşyalarını çıkarması gerekiyor. Eşyalarını koyabilecek bir yer bulamadığını söylüyor. Aslında yani köy yerinde var ama işte onun içinde bir korunaklı bir yer olması gerekiyor. Bir hiç olmazsa bir çadır olması gerekiyor depo olmasa da. O yüzden de tabii zor. Evet Hüseyin amcanın evi burası. Yıkım kararı verilmiş, boşaltılması gerekiyor. Evet, Krikon, Serpen Obalar. Can kaybı yok. Yıkılan 3 yapı vardı. Bir de ağır hasarlı yıkılacak olan yapılar var. Bu karşıda gördüğünüz Haydarlı Halikon. Biraz önce Krikon Serpen Obalar'daydık. O Haydarlı'nın ilerisinde biraz Gündi Cerre var. Yani Cerre Obası. Bir de Klolar var. Beş evler. Hemen sağ tarafımızda da Gündi Sorkun var. Sorkun, biz oraya doğru gidiyoruz. O da oba. Yani bu Haydarlı'nın obaları bunlar. Birazdan orada da çekimler yapacağız ve daha sonra başka bir köye doğru yol alacağız. Evet, şimdi de Halikon'a bağlı Sorkun obasına gidiyoruz. Yani Haydarlı'ya bağlı Sorkun obası. Burası yaklaşık 40 hanenin olduğu bir oba ve burada da can kaybı yok. Tabii insanlar hala çadırlarda. 20. gün, yani depremin 20. günü ve Sorkun'da da insanlar çadırlarda yaşıyorlar. Burada da evler ayakta. Çok ciddi bir hasarın meydana gelmediğini söylemişti Hasan.
Aydarlı Adıyaman'a bağlı bir köy ama Pazarcık'a yaklaşık 20 kilometre mesafede. 25 kilometre mesafede. Bu Haydarlı'da da, Haydarlı'nın dört obasında da can kaybı yok. Ancak buralardan olup da göl başında ya da Pazarcık'ta yaşayan kimi köylüler maalesef oralarda enkazın altında kalarak yaşamını yitirdiler. Yalnız köyde tamamen enkaza dönüşen yapı olmadığı için burada yaşamını yitirenler de yok, yaralananlar da yok. Birçok yerden insanlar gelip buradaki akrabalarının, dostlarının, komşularının yanına da sığınmış. Daha güvenli diye köyler. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, iyi. Burası Sorkundur değil mi abim? Evet. Ha. 40 haneli miydi burası? Var, fazladır. Ha, 40'tan daha fazla. 50'ye yakındır. 55 var, 55 bulmuş. Sizin bu obada da yıkılan ev var mıydı? Yıkılan yok da çatlaklar var. Çatlaklar var. Çatlaklar var, hasarlar var. Sarı ev var ya. Evet. Ora bitmiş. Eski evdir herhalde orası. Yok, bir yeni, de. Yeni yapılmış. Ha. O kaç tane var öyle, kaç tane eski. Anladım. Peki bu yapı denetimi kaç ev için sizin köyde ağır hasarlı rapor verdi? Var mı verdiği? Ya bir, iki, kaç tane var, var. Üç, dört, hele beş tane mi öyle? Beş tane ağır hasar, diğerlerine oturulabilir rapor verildi. Ya bazenlerine, bazenin çatlak ortasında elin giriyor, evet. Adam diyor git otur diyor. Oturulur mu o evde? Onlar herhalde kolonlar üzerinden mi değerlendirme yapıyorlar? Yukarıda kolon yok. Ha, ikinci kat. Kolon yok, altta var. Köylerde öyle bir ya, durum da var değil mi? Tabii. Evet. O da oturulur mu? Yani diyor ki ikinci sefere getir. İtiraz filan yapabilecek misiniz? Yapacak mısınız ya, peki o tür evler işte. İçin? Mesela orada ya, aşağıda var, o adam yapar, itiraz yapar vardı. Yani. Az hasar diye yazmış. İçindeki kola yani bölümler hep patlamış. Evet. Az hasar yazmış. Dün kaymakamlığa gittim. Orada yazı yazdırıyordu. Sizi internetten siz yaparsınız. Ha, itirazınızı daha açılmamış dedi. Evet. Bekleyin işte. Diyeceğimiz bu. Evet. Ne yapacak? Sizin merkezdeki evleriniz de tabii. Tabii tabii. Kimse bana... yaşıyor muydu oralarda? Efendim? Kimse yaşıyor muydu sizin Hatay'da ilçe merkezinde? Geçen günler bizim adam köylüler... git dedi otur dedi. Beş kişi bu ikinci ya. Depremde bizim ev köyden. Yıkıldı. Adam altında öldü. Evet. Yani yazıktır insanlar yani bu kadar. Köylüler, yeğenlerim şey yapmaya gerek yok üç, yani. Bir evde üç kişi öldü. Gölbaşında. Biri Maraş'tan bizim köylü orada oturuyordu öldü. Biri Gölbaşı'nda öldü. Evet. İşte beş tane gitti bizim Haydarlı olarak. Yani bütün obalarıyla birlikte mi? Heh. Obalarıyla, Haydarlı olarak. 5 mezaradır. Evet, evet. 6 cenaze mi? 7 cenaze oldu. Evet. Ama köyde değil. Hani evet, evet. Şey köyde söylediler zaten. Köyde. Dediler köyde yaşamlarını evet. Yitirenler yok. Serpen Serpen obalarda vardı. 3 yapı yıkılmıştı tamamen. Orada da var. Biz Diyarbakır'dan biz geldik. Gazeteciyiz biz. Biz gazeteciyiz. İyi korundu mu? Var, aşağıda ev var. Hı hı. 10 pila çatlamış mesela alt daban. Evet. Direkt sağlam. Ben. Ama üst evde direkt yok. Pirket komple gitmiş. Ne olacak o tabla? Onun üstüne çökecek evet. Yani. Buna adam evet. Diyor ki ne git otur diyor. Evet. Sizin isminiz neydi abi? Hüseyin Ekinci. Hüseyin Ekinci. Senin amca? Evet. Hacı Köp. Hacı Köp. K-Ö-P. Doğru. Biz gazeteciyiz. Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz. Diyarbakır'dan gelmişiz. Sağ olun. Başa korun meyzakın. Gelin oturun çay içe. Sağ olun. Valla. Valla sağ olasın. Biz gideceğiz. Daha işimiz var. Gideceğimiz köyler var. Çok sağ olun. İşte baba öyledir yani. Evet. Yani insanlar bilmiyor ne olacağı daha belirsiz. Siz hala dışarıdasınız tabii. Çadırda evet, kalıyorsunuz. Çadırda kalıyoruz. Ne yapalım? Evet. Ya korku yani var. Bazıları da mecbur içeri gidiyor. Artık çadır da yok yani. Çadır bazıları karakola geldiler. 3-5 tane verdiler. Öbürler olduğu gibi yok. Herkes yani çadırda oluyor. İçinde daha bir korku geldi, var yani. Sorduk dedik. Yani yoktur dedi. Çadırlar yoktur. Daha gelecek ama ne zaman gelecek? Yani bazen uyarıyorlar sizi evlere girmemeniz noktasında. Evet. Ama çadır yok diyorsunuz. Çadır yok. Çoğunda çadır evet. Yok. Evet. Yine bizim buralar iyi. Hı-hı. Ben Hatay'daydım. Depremde ben oradaydım. Hı. Hatay yerle bir oldu. Doğru ben de gittim gördüm. Gördün değil mi? Gördüm. Yerle bir oldu. Ben oradaydım o zaman. Evet. Bir kıl payı kurtulduk.
Bir kıl payı. Sizin normalde eviniz mi orada? Benim kızım oradaydı. Ha, kızınızın yanına gitmiştim. Kızın yanına misafir gittik. Evet. İyi, neyse ki bir şey olmamış. Evet. Kurtulmuşsunuz sağ salim. Evet. Yine de buna şükür ediyorum. Evet. İyi bakın kendinize. Oldu, çok oldu, geçmiş canım, olsun. Çok sağ olun. Teşekkür oldu, ediyoruz. Görüşürüz. Başka zaman artık yolumuz düşerse çayınızı içeriz inşallah. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Evet. İnsanları dinlediniz. Kaygılar var tabii insanlara. Evet, Sorkun'dan da durum böyle. Aktaracaklarımız bu kadardı. İyi bakın kendinize. Başka bir köyde görüşmek üzere.